Peki biraz önce dediniz ki aslında hani belli aşamadan sonra evet bir takım belirtiler vermeden de ilerleyebiliyor ama bu aslında tansiyonun olmadığını göstermiyor. Demek ki burada farkındalığa dikkat çekmek gerekiyor. Tansiyon sorunu olan fakat bunun farkında olmayan çok sayıda insan yaşadığını biliyoruz Türkiye'de. Bu konuyla ilgili olarak istatistikler ne diyor ve siz burada ne gibi bir mesaj vermek istersiniz seyircilerimize? Şimdi bizim toplumumuzda her 3 kişiden biri hipertansif veya hipertansif olmaya aday. Evet. Ama kaç kişi biliyor? Hipertansif olduğunu bilen yapılmış güzel çalışmalar var. %20. Yani yüksek tansiyon olduğunu bilen %20. Geri kalan %80 bunu bilmiyor. Bilmiyor. O %20'nin de aslında sadece %20'si, yine bununla da ilgili yapılmış çok güzel bir çalışma var. Sadece %20'sinin tansiyonu doğru şekilde tedavi edilebiliyor. Geri kalan yüksek tansiyon olduğunu bilip tedavi alan ve tansiyon tedavi olduğunu zanneden hastalarımız maalesef %80'i hedef değerlerde değil. Dolayısıyla böbrek yetmezliği, kalp krizi, beyin felci riskine açıklar. Onun için asıl bir farkındalığı arttırmak lazım. Belki bu tür programlarla toplumda aslında çok sık görülen bir hastalıkla ilgili bir farkındalık arttırmak lazım. Gün geçtikçe de toplumda hipertansiyon sıklığı da artıyor. Bunun sebeplerini isterseniz biraz sonra geçelim. Yani toplumda hipertansiyon sıklığı zaman içinde giderek artıyor. Evet. Diğer birkaç hastalık gibi. Diğer birkaç hastalıkla birlikte.